İncir. Tarihini biliyorsun. Tarihini biliyorum. Kaç yaşındasın peki? 1945. Gelin değil bak. 1945 doğumlu mu? Anne ve baba adı mı? Anne adı Fatma Orhan. Mustafa Orhan. Peki okul yazarları var mı? Hiç okula gitmedin. Hiç onu bize sor. Bize sor. Kaç masa aldı? Komitini okuyor. Bir, iki. Çok iyi. Ne işte uğraşıyorsunuz şimdi? Gençliğimde dinekçilik yaptım, etiyalarımda dinekçilik yaptım. Bir ineklerinde dinleyen vardı, süt sattım, süt aldım. Şimdi de işte ekiyorum, biçiyorum, sürüyorum. Maddi durum nasıl değildi? Maddi durumumda Allah'a çok şükür. İşte, kendim idare ediyorum. Eşiniz ne işi? Eşimin işi de Atatürk Orman içinde dinekçilik. Emekliymişim. Emekli. Sen evde hangi bir şey yapacağım? Padişah falan diyordum. Balıkçı. Balıkçı. Şimdi ben Çirkin'in kurt kardeşlik olmuş. Onu anladım. Çirkin'in kurt kardeşlik olmuş. Biri bir yana kısmet aramaya çıkmış, biri bir yana. Birisi demiş hangimiz bulursa birbirimize payımızı koyalım demişler. Oyun mu abla? Yani kurt mal bulursa yiyecek, tilki tavuk bulursa boğacak, birbirlerine koyacaklar. Kurt gitmiş çayırda bir geçi bulmuş. Geçi demiş, geçi kardeşler ben seni yiyeceğim. O da demiş, yok benim demiş üç tane, iki de oğla ama ben iki sen oğlaklarım tek kalım. Oğlaklarımı da getirin de üçümüz yiyin. Oradan bir oynamış, şuraya girivermiş. Yazıya varmış. Dekal işteciğim. Değil mi kız? Koyun adı rast gelmiş. Koyun kardeşlik ben seni yiyeceğim demiş. O da demiş ki ben nasıl yiyeceğim şimdi demiş. Bir oyunum var sana oynayıvereyim de. Ondan sonra yi demiş. O yanına oynamış bu yana zıplamış. Sürüye karışıvermiş o da kurtulmuş. Kurdun elinden bunlar kurtulmuş. Bir at görmüş. Atın yanına varmış. At kardeşlik ben seni yiyeceğim demiş çayırda. O da demiş ki beni şimdi nasıl yiyeceğim demiş. Benim bir muradım var sana demiş göstereyim. Ondan sonra beni yi demiş arkama geç demiş. Arka tarafına geçmiş kurt arkamdan yedim. Arkasından bir depme vurmuş kapıya kurdu oraya öldürmüş. Kurt ölmüş. Tilki dolanmış dolanmış bir şey bulamamış acacına gelmiş. Çayıra gelse kurt oldu ölmüş. Buldun oldu bir geçeni nereden üçü yedin de bana da kalaydı bir geçe ağır. Buldun oldu bir koyun nereden oyun bulaydı yedin de bana da kalaydı bir boyun ağırdık ya. Buldun oldu bir at nereden uğrat yedin de bana da kalaydı bir parça demiş. Teşekkür ederim. Yeter kal. Bu masalı nerede dinledin? Hı? Bu masalı nerede dinledin? Küçükten işte böyle anladılar. Kim anlatmıştı? Annem, babam, neyse annelerimiz anladı. Biz de eskiden televizyon mu vardı karşısına gidip de televizyona bakacak. Köşeye oturduk, ocağın başına bir çırak olduk, onların ağzını dertlerdi. Mesel satıverişinde biz dinleyelim. Az önce bir tane anlatıyor muyum balıkçının çocuğu? Balıkçının üç oğlu varmış. Gelen giden fakir değil. Fakir bu, hani fakirsiniz, balıkçısınız, oyun oynarken çocuklara balıkçının oğlusunuz. Çocuklar bezmiş canından. Balıkçı, 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 biz bıktık bu candan demişler. Biz üç kardeş gidelim, bu balıkçılığın ismini değişelim. Ana, hadi durmuş gelin. Ondan sonra gidek de gitmiş de bir Hızır Bey gelmiş. Ne yanına yavrum? Ben anlatmam gerekiyor. Dur dur. Kısmet'e gitmiş. Ne Hızır çıkın cümlelerine. Biz de böyle kısmetimizi arayırız. Ne dilersiniz bizden? Benden oğlum demiş. Birisi demiş ki bir dağın başında bir sürüm olsa, köpeğim olsa işte. Evlensem evim olsa. Ona orada bir dağın başında evini vermiş. Bir dağın başına varmış.
o bir kardeşi de öyle demiş. Küçük kardeşe gelince ben demiş hayatta bir helal su demiş aranıyorum. Hiçbir şey istemedim. Dede demiş hay oğlum helal su demiş. Bir kına gecesi demiş. Dünyada bir helal su demiş varmış. Onun da o gün düğün oluyormuş kına gecesi. Ne yapacağız? Heddakıl arkama demiş varmışlar oduya. Böyle kınacıların içine girmişler cemaatin içine. Tadı kızır ya elinde bir asas, asası varmış. Asayı yere saplamış böyle akşam. Yatsın okunsa demiş, yatsı namazından çıkılsa demiş. Ondan sonra demiş, buraya ben demiş bir elma ağacı diksem. Siz yatsıdan çıkana kadar meyve çiçeğini atsa, meyvasını verse, dibine elması dökülse demiş, bu kızın düğünü bana kızı vermişsiniz. Cömert. Adamlar şaşmışlar ya hemen bu elma olacak, çıkacak. Bu nasıl olur demişler. Bu adam şaşırtmış. Peki diyeyim de demişler. Olacak bir şey de yok. Biz namaza şam gidelim. Kız yine bizim demiş. Ne? Kızı verelim verelim. Tamam demişler. Dede sen bildiğini yap. Oraya asasını dizmiş, dikmiş. Orada bir ağaç büyümüş. Odanın ortasında büyümüş ağaç. Çiçek açmış, koca ağaç olmuş, meyvasını vermiş. Namazca çıkıp gelene de dibine elmalar kıpkırmızı dökülmüş. Demişler, şey delip, kızı vermeye mecbur kalmışlar. Helal su demiş, almışlar, eve getirmişler. Eve getirince dede gitmiş, bunlar hep içini üç ev yapmış. Gelmiş. Sonra demiş gittiğin evlatlarıma ben bir bakayım, kızır ya. Dağın başında o sürüs olanlar varmış. Kolumu da yalanlar sarmış yine kolum kırmış değil. Dede nasıl neymiş, o da kullanlar, kumut yapmışlar, misafir etmişler. Koluna ne olsun, sarmışlar, dedem şeyden, yani ağlarımı sıklarmış, kolum çok varmış. Dede koluna ne varmış. Yavrum siz şey demezsiniz. Benim çaresi yok mu? Anne! İyi olur. Oğlan koşa koşa gelmiş. Hanım bir oğlan keselim bile bile ortada bir saat. Geç demiş karı. Dünyada demiş ondan kele oğlak kutusuya kesilir. Her gelene bir oğlak kesilir. O gelmiş. Ondan, ötekine de aynısını demiş. Onun hanımı da razı olmamış. Bunlar ellerinde bir değneğinin davarları, köpekleri kaybolmuş, kalmış. Hiçbir şey yok. Küçük bir oğlana var. Küçük oğlan da yine karısı olmuş. Küçük oğlu var. O konu tutmuş. Dede koluna ne oldu, ne yaptın? Yavrum bunun çaresi yok, çaresi yok. Dede ne çaresi? Ne yapayım? Gütümüş ondan sonra bir günlük yeni anadan doğan bebe olsa da kesilse olan çocuğu koluma kaybolur. Tamam dede böğüm bizim bir çocuğumuz oldu demiş. Ben gideyim. Oğlum olmaz. Sizi atasınız olmaz. Yok yok hele ben hanıma bir koyayım. Varmış ondan sonra. Hanım böyle böyle. Aman demiş beyim. Götü dedeyi Allah size bir daha verir. Al git kesin çıkarın dedenin kolu yok. Böyle demiş de. Getmiş ya hali. Bebeği getmiş. Dedenin yanına. Dede, oğlum demiş, sen atasın yüreğin gitmesin kesemem, sen git ben keserim bebeği, oğluma sararım, sen git evine. Dedenin yanına bebeği kundayla koymuş, oğlum. Eve git. Ne yaptın herif demiş karı? Karı demiş, dedenin yanına koyverdim, kesecek, koluna vuracak demiş. Geldim gittim, ey aman herif, Allah bize bir tavır edin. Gelse ki uyansalar ki bebe altınların şeylerin içinde böğürlerinde pırıl pırıl yatıp durur. Ay, oğlan ta zengin olmuş. Çocuğu keser mi? Dede kesmem. Bunu nerede görmüşsün? Bunu tutar. Annenin adı neydi? Fatma. Efendim? Fatma. Yine köyde mi? Küçükken mi? Küçükken köyde ya ufaktan. Başka bir gün masal var mı çocuğum? Yok. Sayıldın bize. Yok, yine bu balıkçı sayıldı. Başka?
Ne yapalım? Ne yapalım?